Meme büyütme amacıyla genel olarak iki tane temel yöntemimiz var. Birisi kişinin kendi yağlarından meme içerisine enjeksiyonla yapılan yağ enjeksiyonu uygulamaları. İkincisi de uzun yıllardır güvenle kullanılan silikon meme implantlarını kullanmak. Yağ enjeksiyonu kişinin tamamen kendi doğal dokusu olduğu için bir avantaj olarak görülebilir. Fakat uzun dönemde bir miktarı zaman içerisinde eridiği için öngörülebilir sonuçlar elde etmek biraz daha zor. Silikon implantlarsa uzun yıllar formunu koruyan, kalıcılığı olan yöntemler. Bu amaçla kullanılan silikon implantların iki tane temel tipi var. Birisi damla şeklinde implantlar, birisi de yuvarlak implantlar. Bunlar kişinin kendi anatomisine göre doktor tarafından seçilmesi gereken implantlar. Bu implantlar 3 temel kesiden yerleştirilebilir. Birisi meme başından yapılan kesiler, birisi meme altındaki tam katlantıdan yapılan kesiler, bir diğeri de koltuk altından yapılan kesiler. Burada da tabii ki kişinin isteği, cerrahın konudaki tecrübesi, hangi insizyonu seçileceğinde önemli faktörler. Çoğunlukla meme altı katlantısı kullanılır meme büyütme ameliyatlarında. Bir diğer seçilecek önemli parametre de implantın nereye yerleştirileceği. Bu amaçta kas altı plan kullanılabilir ya da kas üstündeki plan kullanılabilir. Kas altı uzun dönem sonuçlarının daha stabil olduğu gösterilmiş bir yöntem. İmplantın etrafını daha fazla doku sardığı için uzun dönemde implantın hissedilebilirliği ya da etrafında bir kapsül oluşumu ihtimali daha düşük olmakta. Bu nedenle aslında günümüzde en sık kullanılan yöntem meme altı katlantısından yapılan kas altı implantlar.